Merhaba, o ne? Genel Başkanımız Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı adayı yapabilmek için imza kampanyası gerçekleştiriyoruz. Kaç kişisiniz? Destek. 4-9 Mayıs arasında sürecek. İmzayı buradan mı veriyor insanlar? YSK'da veriyorlar. Dilerseniz siz de. Peki burada imza topluyorsunuz? Evet, burada imza topluyoruz. Sonra telefonla arayıp kendilerini YSK'ya götüreceğiz. Burada imza atan arkadaşlar muhtemelen seçim kuruluna da gelecek. Evet. Dolayısıyla öyle bir etkinlik. Dilerseniz siz de destek olabilirsiniz. Ben biraz yaşlıyım, gelmem ama olsun, imza atarım. Tabii atarsanız. Yani demokrasi adına. Evet. Biz hala aday göstereceğiz genel başkanımıza. Doğu Perinçek'i. Doğu Perinçek'in kimliğini aldı. Seçim kuruluna geldi. Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı için bir imza da senden. İmza ve telefon numarası yeterli. Zaten esas imzaları 4-9 Mayıs tarihleri arasında yüksek seçim kurulunda izin etmektedir. Bunu vermem de. Sadece telefon numarası. Bu zamanda sizden yine vasiyetlerinizi talep ederiz. Evet, böylece Doğu Perinçek'in ve Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için imzayı vermiş olduk. Kaç gün sürecek etkinliğiniz dediniz? Ayın 4'üne kadar. 9'una kadar yani. Evet. 9'una kadar. Ama 4'ü ile 9 arası imza verme olayı. 4'ü ile 9 arası Yüksek Seçim Kurulu'nda. Seçim kurulu var mı orada? Adliye binasının içinde. Buradaki adliye binasında. Peki kaç topladınız? Şu ana kadar Türkiye genelinde 80 bine ulaştık. 80 bine ulaştık. Anladım. Yüksek Seçim Kurulu'ndan da 100 bin imzayı topladığımız zaman genel başkanımızı Cumhurbaşkanı'na gösterdik. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhabalar. Genel başkanımızın Cumhurbaşkanı'na imza kampanyası da. Doğu Perinçek'in aday olabilmesi benim için demokratik bir olaydır. O nedenle imzamı verdim. Bu ordu şeyi mi ya? Kaç para? 10 lira para. Bir tanesi mi, kilosu mu? Torbası 10 lira. Bu arada 1 Mayıs'ı bugün Eda eyledik ve şimdi ordu neredeyiz? Sırıpaşa'dayız. Evet, bugün. Burası Şemsiye Sokağı. Şemsiye Sokağı'nda bakalım kim var. Albay merhaba. Bekleyin. Evet, yayını kapatıyorum. Hoşçakalın.